Kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 20. mektup. Bismihi subhanehu ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit. Ve huve hayyun la yemut. Biyedihil hayr. Ve huve ala kulli şeyin gadir. Ve ileyhil masir. Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i sahiyada ismi azam mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhidiyenin 11 kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, hem birer mertebe-i tevhid-i rububiyet, hem bir ismi azam noktasında bir kibriya-i vahdet ve bir kemal-i vahdaniyet vardır. Bu büyük ve ulvi hakikatların izahını sair sözlere havale edip bir vade binaen şimdilik mücmel bir hulasa suretinde iki makam bir mukaddime ile ona bir fihriste yapacağız. Evet. Mukaddime katiyen bil ki hilkatın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billah'tır. Evet, yani fitret, yani bu da hilkat demek, fitret de hilkat demek. Katiyen bil ki hilkatın en yüksek gayesi. Yani sana bak, bu mahlukat-ı kainat-ı ahiretini yaratmada şu gaye ne? Sana bakın, ne mesele yaratmış bu kainat-ı ahireti ve dünyayı, dünyada olanları, insanları, her neyse, bunları niçin yaratmış? Ve fıtratın en yüce neticesi o da o demek yani. İman-ı billah'tır. Mesele bu. Allah'a iman. Allah'a iman. Geçen de okuduk ya, Hazreti Allah var idi, hiçbir şey yok diye. Sen Allah'ı ve lemeşüme şey. Allah var idi, her şey, hiçbir şey yok efendim. Ya, istedi ki kendini bildire. Onun için fekaresi, halka, halka, onun için yarattı. Yani kendini bildire. Kainatı yarattı. Ve kainatta olan her şeyi yarattı. İnsan için, efendim, cinler için, insan için yarattı. İnsanı da kendisi için yarattı. Bu ne büyük bir bahtiyarlık. Yani insanı bak, kendisi için yaratmış sana. Allah Allah. Ya. Ha, demek ki yani, tabir caizse böyle birkaç defa insan da korkarak konuşuyoruz ama Hazreti Allah kendisinden başka mahlukat içerisinde en sevgili insan. İnsan üsülü. Ya en sevgili insan üsülü. Ustad bazen misaller veriyor. Bazı insanlar da isyan etmiş de hani Allah'ı tanımamışlar. Onlar şeyde kalıyorlar yani. O inananların yanında hiç de kalıyor da bir misal veriyor. Diyor ki işte bir insan mesela 100 tane hurma çayırdayım yere gömse, hurma çayırdayım. 80'i bozulsa da 20'si hurma ağacı olsa gömen kazanır da 80'i bozuldu ama 20 hurma ağacı meyve var yani. Diğer bir misal veriyor diyor, mesela bir tavusu 100 yumurta üzerine tuttursanız 100 yumurtanın 80'i cırk olsa 20'sine tavus da olsa gene kazanır. Ha demiş ya, mesele inananların başına ya Allah'a tabi evet keyfiyet meselesi, keyfiyet. Ha, inananların Allah'ın yanında keyfiyeti, derecesi Allah'ın yanında o. Evet. Katiyen bil ki hilkatın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billah'tır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Tabii imandan sonra imanın dereceleri çok. Merifatullah'ın nahiyeti yok, Allah'ın nahiyeti yok ya, sıfatların nahiyeti yok ya, neyse merifetlerinde nahiyeti yok ya. İman, Üstad 23'ün sözü anladı, iman diyor, öyle dereceleri var ki, mesela zerreden güneşe kadar iman diyor yani. Güneş de iman, zerre de öyle yani. Zerre kadar iman olup da ahirete giden bir insan, o zerre kadar iman ile cehenneme geçse bile dönüp gelecek cennete. Dönüp gelecek cennete yani, Allah Allah. Hatta bir hadis-i şerif var, aman yarabbim.
Bir hadis-i şerifte gördüm. Peygamberimiz buyuruyor ki bir zaman işte Allah huzurunun zamanı da Cenab-ı Hak buyuracak meleklere ki cehenneme arayın. Kim ömründe bir defa beni anmışsa bir defa onu çağırdım. Bir defa beni anmışsa. Bir defa beni hatırlamışsa onu çağırdım. Ya Allah Allah. Çünkü yakmak için yaratmamış ki yani. Ama sen yanmak istiyorsan ne yaparsın ki? Yani? Ya. Merifetini biliyorsun öyle değil, değil mi? Ha. Ve insaniyetin en âli mertebesi. Ya. Çok mertebeleri var da en âli mertebesi. Ha. Evet. Ve beşeriyetin en büyük makamı İmam-ı Billah içindeki Marifetullah'tır. İşte bu Risale-i Nur'da 6000 sayfasıyla hep Marifetullah'ı anlatıyor. Şimdi buradan başlıyor şimdi. Hep merifetullah, hep merifetullah. Böyle bir hazineyi Allah bize nasip etti. Her toplanıp okuduğumuzda aman yarabbi inşallah tabi bunların yani bunların neticesini ahirette göreceğiz. Burada ekeceğiz, orada biteceğiz diyor ya üstadım değil mi? Bir ifadesinde bile buyuruyor. Bir cümleyle birçok kapılar açıyor. Burada elhamdülillah dersin, cennette elhamdülillah yersin diyor. Evet diyor. Yani mukabilini göreysin. Cennette onun mukabilini göreysin. Allah Allah. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'ta. Allah kemalini nasip eder tabi. Ya. Şimdi en evvela marifet olmasa muhabbet olmaz. Evvela marifet bileceksin ki seversin. Bilmeden sevemesen en evvel marifet sonra muhabbet ama ya Rabbi. İnsan mesela Allah'ın marifet de her şeyle insan zaman zaman söylüyorum hani çiçeğe bakıyorsun Allah'ı konuşuyor, Allah'ı izah ediyor, Allah'ı anlatıyor, ağız Allah'ı anlatıyor. Kainat hep Allah'ı anlatıyor, hep Allah'ı izah, hep Allah'ı konuşuyorlar. İşte bu şuura vardın da mesela önüne çıkan bir şeye Allah'ın namına baktın mı işte marifetullah'tan başlar. O an tefekkür yani. Hemen de gidiyorsun yani. Önün ne çıktı, ne çıktı, ne çıktıysa ona bir Allah'ın namına baktın mı? Allah Allah. Nasıl Allah'ın namına bakayım, bakmayasın ki yani. Şimdi kiraz yiyorsun. Kirazın fabrikası kirazın içinde. Hele bu enter. Her kirazın içerisine bir kiraz fabrikası sokmuş. Her zeytun içerisine bir zeytun fabrikası sokmuş. Yani insan zeytun yeri de bunu düşünmezse nasıl olur bu? Kiraz yiyorsa bunu düşünmese her neyse Allah Allah işte bak hem yiyorsun hem o yemeğin sana merifet oluyor hem yiyorsun aslında mecbursan yediysen bak sen o yemeğin sana ubudiyet oluyor tefekkür ubudiyet oluyor İslamiyet bu işe elhamdülillah bilmiyor mu burada ya bak bir gün sözde bunu anlatıyor ya üstadımız sonra cin ve insin en parlak saadeti. En parlaksı. Saadet demiyor da en parlak saadet diyor. Bak saadet demiyor. Kelimeler çoğu insana Allah'ına. İnsan zaten öyle tekmin ediyor ki bu kelimeler insan ruhunu aklını o kadar tekmin ediyor ki Allah Allah. Hem evet cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti. Ondan büyük tatlı Allah'ı sevmekten büyük tatlı nimet ne olabilir yani? Ya insan müdür ya. Ondan büyük tatlı nimet ne olur? Allah Allah. Aman yarabbi ya. Yani. Gelecek ya bu dersin sonunda da diye dünyanın 1000 sene mesudene hayatı cennetin 1 sene bir saatine mukabil gelmiyor. Rüyatullah'ın öyle mi diyor? Bir cennetin 1000 sene mesleğine hayatı bir saat rüyatullah'a Allah Allah. Onu bilemiyoruz ki dadını hani ki insan mesela bildiği şeyi istiyor yani. onu orada onu ahirette inşallah. Her yani inşallah ahirette. Evet. Ve ruhu beşer için en halis şuur. Ve kalbi insan için en safi sevinç. En surur demedi, en halis surur. Hiç diken yok yani. Ya Allah'ı sevmenin, muhabbetin hiç diken yok. Saf, halis surur. Bir de okuraya bak. Ve ruhu beşer için en halis surur. Allah. Ve kalbi insan için en safi sevinç.
o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Allah Allah, tabi muhabbet sen bir lezzet Allah'ın kemali nesip eder yine Rabbim. Buna okumak ve tefekkür ile oluyor. Ayfda Allah Allah. Bu Selam'ın bize bir büyük, bu hususta büyük bir hazine elimizden tuttu. Biz ne tefekkürü becerebilirdik, ne bunları düşünebilirdik işte. Beş vakit namaz kılardık ama şuursuzda yatkak ne manası var? Tabii o başka da yani bunları bilerekten namaz kılmak, bunları bilerekten eşeğe, kainata, güneşe, çiçeğe, ağaca, denize, deryaya, balığa bakmak ne demek yani ya? Gördün evet. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur ve şirin nimet. Güzel, şirin. Ne güzel kelimeler kullanıyor. Şirin nimet ya Allah Allah. Ve evet. Safi lezzet, safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara. Ne güzel. Nimete bir. Envara. Nurlara iki. Esrara. Sırlara üç. Ya bil kuvve veya bil fiil mazhar. Bil kuvve yani mesela her insanda Allah'ı sevme kuvvesi var. Allah'ı sevme merfetullah kuvvesi var da ama bil kuvve de kalmış. Bil kuvve şu demek yani. Bil fiil bil kuvve. Şimdi elinde bir çeyrek var. Hurma çeyreği. Şimdi bunun içerisinde bir bil kuvve ağaç var. Yani çıkmamış bil fiil. Ama bunu toprağa koysan bununla beraber ise bil fiil. Yani her insanda bir kuvvet kafirlerde de Allah'ı sevme şeyi var yani. Ama o çeyde ki bir şeyde kalmış. Toprağa gömülmemiş. Gömülmedi kurumuş kalmış. O demek yani. Çünkü her insan aynı yaratmış sana bak. Hep kendi için yaratmış bütün insanları. Öyleyse bazı insanda o efendime sorun bir kuvvet kalmış da o işte toprağa düşmeyen çeyde gibi kurumuş kalmış. Bir kuvvet dedi o. Bir fey de Müslümanlar. O ne derece? Ya bir kuvve? Bak. Evet. Evet. Şuradan alalım. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bil kuvve. Her insanda bunlar bilme, bunlar, her insanda bunların temeli var yani. Her insanda var. Ama adam işte toprağını bulamamış diyelim hani. Gömülememiş ağacı var ya bir kuvvet. Veya bir fiil mazhar. Mesela bir fiil işte Müslümanlar. Onlar da derecelerine göre elhamdülillah. Biz bir kuvvete kalmamışız bir fiilde. Bir kuvvetle bir fiil anladık değil mi? Şimdi mesela tabii şimdi bir çocuk 7 yaşına gitti mi şimdi okuydu. Burada şimdi bir kuvvet mimarlık var. Ama mimarlık okuluna giderse. Öyle mi? Bir kuvvet efendim mesela kimya var. Oraya giderse, şimdi onda bir hani, öyleyse neye giderse onda o ağacı veriyor yani. Bir kuvvet demek yani, tabii. Sonra? Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, alama ve evhama. İzdıraplara, vehimlere, evhama. Ha ya, evet. Manen ve maddeten müptele olur. Evet, şu perişan dünyada, avare nevi beşer içinde, semeresiz bir hayatta, meyvesiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Ne manası var ki ha? Allah'ı bilmişsen de bütün dünyanın sultanıysan bir manası yok ki onun yani. Yarın toprağa gömüleceksin Allah Allah. Sultanlık elinden girdik. İnsaniyet elinden gidecek, her şey elinden gidecek diyor. Evet. İşte bu avare nevi beşer içinde, bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar biçare sergerdan olduğunu herkes anlar. Hayır. Evet. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltice eder. Tabi Allah'a bilirsin ki eline sesin de rahmetine iltice eder. Ya, evet. Kudretine istinad eder. O vahşetgah dünya bir tenezzühgaha döner
ve bir ticaretgah olsun. Sen zaten sen şey ne diyorsun? Sen şey kainat bir nevi fuar gibi, Allah'ın müjdeleri o fuarda koymuş müjdeleri. Bir daha bir Allah'ın bir müjdesi, bir dar olanlar işte insan bunları Allah namına seyreder. O seyri ne olur ona ebedi saadeti kazandırır. Hele bak insan ne kadar zengin yani. Şimdi gezende ahireti kazanıyor. Oturanda kazanıyor, yatanda kazanıyor. Gezende bakıyor Allah'a düşünüp ahireti kazanıyor. Oturanda düşünüp yiyende kazanıyor, yatanda kazanıyor. Ya daha bazen söylüyorum yani insan yatsı namazını kılsa veya ondan sonra başka bir namaz kılsa, yatağa giyse, inşallah sabah namazına kalkacağım diye niyet etse, o niyetle yatsa veya teheccüde mesela, şimdi uykuya dalsa bir nefes verir, bir ibadet, bir verir, bir altın. Yani bir içeri verir, bir nefes, bir altın, bir de içeri bir altın. Sabahtan kalkarsa yas doğu, içeri bir altın dolmuş. Sabahtan da namazını kıldı mı? Allah enteresan bir şey. Ondan sonra evliye kadar ne iş görüyorsa, tırpan çekiyor. Evliye kadar geldi, evliye namazını kıldı mı? O işi hep ibadet yazılıyor. Dol da bak. Ne yapıyorsa, dersine çalışıyorsa, talebe ise, dükkan değilse, arifiyet ise, işte neyse hep bura evre yıkıldı mı o hal hep ibadet yazılıyor. Efendim ne oldu? İkindiye kadar sarıyor. İkindi yıkıldı mı orada ibadet yazılıyor. Akşam ikindi arasında ibadet. Yatsı ücret demek iyi. Bir insan 24 saat sevap fabrikası. Allah Allah. 24 saat vardiyası sevap fabrikası. Böyle bir şey. Ama 24 saatte günah fabrikası oluyor. Ya geçen de anlattım. Bir de neyse. Şimdi bu namazın kazası öyle ehemmiyetli. Şimdi bir insan sabah namazını kılmasa, o gün kılmasa efendim ona bir günah yazılır. Ötesi gün kılmasa gene günah. Anladım. Yani onun geç gibi ömür boyunca ona günah yazılıyor. O sabah namazını kılmadı ya, ömür boyunca her gün ona günah yazılıyor. Şimdi hiç namazını kılmıyor, ömür boyunca beş vakit namaz ona her gün günah yazılıyor. Son yok bunun. Hiç bunun sonu yok. Bunun sonu ikiye doğruyor. İnsan bir o Buhari'den hacca gitse, hacda efendime söylüyorum, o şey namazın asıl o ilave edilen günahlar affedir Allah da namazın kendisi gene duruş. Namazı burada kırmasınsa cehennemde kırarsın. Onun kazası o eff olmuyor. Yani anladın değil mi? Namazın faizlerini anladık değil mi? Şimdi bir sabah namazını kılmadın mı ona her gün kılmadın ve her gün 100 sene yaşarsan 100 sene günah yazıyor ona. Yani kaza etmese? Kaza etmese, he he. O manada. İşte sabah neyse 5 vakit aynı. Yahut evde kaza etmez, böyle yazıyor. Anlaşılır mı ya? Na, bak bu çok tehlikeli bir şey. Ha öyleyse ne olur ya, ne yapacak yani? Yani o kaza edecek ki kultura. Her kaza namazını kaza edecek kultura. Evet. Birinci makam, şu kelam-ı tevhidinin 11 kelimesinin her birinde birer müjde var. Ve o müjdede birer şifa ve o şifada birer lezzet-i maneviye bulunur. Ne güzel ifadeler. Bir daha okusana bakayım ya kadar. Şu kelam-ı tevhidinin 11 kelimesinin her birinde birer müjde var. Müjde var. Allah Allah. Ve o müjdede birer şifa. Yani müjde geliyor ama yoktan yere müjde olmaz ki. Değil mi? O müjde ne? Yani sana mana şifa getiriyor. Yani sana mana hastalıktan kurtuluyor yani. Ha, onu diyor yani. Mana şifa getiriyor. Tabi. Öyle. Ve o şifada birer lezzet-i maneviye bulur. Tabi. Tabi. İnsan bir şey ağır, iyi oldu mu lezzet-i manevi olur yani. Onun gibi. Evet. Birinci kelime La ilahe illallah da şöyle bir müjde var ki hadsiz hacata müptela, nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan ruhi insani. Bak bu da bir insanın tarifi oldu yani. İnsan nedir yani? Hadsiz hacata, nihayetsiz ihtiyaçlara müptela. Nihayetsiz ihtiyaç, bir ihtiyacın nihayeti yok ki. Ahirette de daha ihtiyacımız devam edecek yani.
Nihayetsiz ihtiyacın miktara, nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan düşmanlardan nihayetsiz ihtiyaçtan nihayetsiz. Öyleyse bir çare aramak lazım buna. Düşmandan nihayetsiz ihtiyaçtan nihayetsiz. Buna bir çare lazım. Nasıl olacak bu? Ruh-i insani şu kelimede öyle bir noktayı istimdat vurur ki bütün hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona açar. Ha, ihtiyacı nihayetsiz diye. Nihayetsiz ihtiyaca ne lazım? Nihayetsiz hazine lazım. Çünkü ihtiyaç nihayetsiz. Neyse hazine de nihayet olacak ki. Hele bir de o cümleyi okurun bakın. Evet. Hadsiz hacata müptela. Onu anladım. Evet. Nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan ruh-i insani. Şu kelimede öyle bir noktayı istimdat bulur ki bütün hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını. Allah Allah. Bütün hacatını, ihtiyacını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını. Bir hazine, rahmet hazine kapısını buldun mu? Şimdi hazine de nihayetsiz, ihtiyacın da nihayetsiz. Da bitti yani, olsun yani. Sen hazine kapısı açtın mı? Artık ihtiyacın, çünkü nihayetsiz ihtiyacın göreysen o da. Şimdi rahmet nihayetsiz, cennet nihayetsiz yani, cennet nihayetsiz yani. İhtiyacımız da, çünkü cennette biz ebedi kalacağız. Ebedi kaldın mı, ihtiyacımız ebedi oluyor. Yani o da ki, bu da rahmette nihayetsiz yani. Nasıl bulur şimdi? Oku bir daha. Bak. Bütün hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona açar. Bir de bunlar dinlerken nasıl konuşmuşlar? Bir de buna bakın arkadaşlar. Enteresan yani. Bu nasıl ifade yani? Nihayetsiz ihtiyaca karşı bak nasıl buraya ifade etti bizi. İşte bak burada bize anlattı. İnsan anlatıyor buraya. Değil mi? Sen oku. Bütün hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona açar. Ve öyle bir nokta istinat bulur ki öyle bir nokta istinat bulur ki yani sen dedi ya Allah'a yaslanıyor demek ya evet bütün adasının şerrinden emin edecek bir kudret-i mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu Allah çünkü ihtiyacı da nihayetsiz onu anlattı nihayet bir hazinenin kapısını bulduk düşmanlarımız da nihayetsiz bir daha okuyayım evet. Bütün bütün adasının düşmanlarının şerrinden emin edecek bir kudret-i mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu ve halikini bildirir ve tanıtır. Tanıtır. La ilahe illallah nasıl izah etti yahu Allah Allah. La ilahe illallah böyle anladılar arkadaşlar. Subhanallah. Ya Allah Allah. Biz işte la ilahe illallah diyoruz ama düşünemiyorduk yani. De la ilahe illallah manası bu yani Allah-u Ekber, Allah Allah. Evet. Ve Halık'ını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir. Gösterir. Malik'i kim olduğunu irade eder. Evet, gösterir, irade göstermek manasını. Evet. Ve o irade ile kalbi vahşeti mutlakadan. Elhamdülillah. Ve ruhu hüzne elinden kurtarıp ebedi bir ferahı daimi bir sürü temin eder. Temin eder. La ilahe illallah demez ki Allah Allah. Bakın da burada öğrendik. Böyle Ebu Selam'ı böyle çevrimizde gezdirelim, evimizde okuyalım. Sonra da bu dinlemekle de burada dinledik. Ama burada evimizde çoluk çocuğumuzu okuyalım, bir arkadaşımızı okuyalım. Kimse yoksa kendimiz okuyup düşünelim. Ya bak büyük bir fırsat kazandırdı Üstad bize bu Risale'nin bile yazmakla böyle bir büyük bir hazine. Ya bak bu efendim şimdi mesela eski hocalar diyelim medreselerden yetişiyor diyelim camilerde vez ediyor diyelim işte oraya ne alıyorsun sen? Sen cebe bir şey koyamıyordun ki. Ama şimdi üstadımızın yazdıkları şeyle bak senin nekte cebinde, aklında, fişinde ya bak diyordun ha. Geçen şeyde bir misal verdim. Diyarbakır'da de dedim işte eski medreselerde her şey şiir okuyamıyor diye. Her şeyi okuyamıyordu. Hususi insanlar okuyordu. Ama Cenab-ı Hak o medreseleri kaldırdı. Onlara bedel böyle bir medrese koydu ki bize İslam medresesi efendim şimdi eski medreseler hanım kızlar okuyamıyordu. İşte kadınlar okuyamıyordu. İşte erkekler okuyamıyordu. Esnaflar okuyamıyordu. Talebeler okuyamıyordu. Hususi insanlar okuyordu. Köylüler okuyamıyordu. Şimdi bu medresede hanım kızlar kadınlar okuyor. İşte kadınlar okuyor. Müderrisler okuyor. Öyle bir medrese oldu ki bize efendim memurlar okuyor, amirler okuyor. Allah Allah. Böyle bir hazine ki yani var. Gördünüz ya tabii.
İkinci kelime vahdehu. Şu kelimede şifalı, saadetli bir müjde vardır. Şöyle ki, kainatın ekser enva ile alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer. Şu insan öyle bir mehlut, bak ne kainatın ekseri alakası var. Burada dur işte mesela Amerika'da esef verici bir hadise oldu mu burada insan müteessir oluyor. Öyle değil mi? İşte Avrupa'da bir şey olsa burada müteessir olur, bir yerde zelzele olsa insan alakası var kainat. Değil mi? Bak böyle bu şekilde ne diyor insan diye bak. Kainatın ekser enva ile alakadar. İnsan bu yani. Ha, yani evet. Ve o alakadarlık yüzünden perişan. Ya alakası var ki onunla perişan oluyor yani. Düşün de. Ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan. Vahdehu kelimesinde bir melce, sığınacak yer, istinat edilir, melce sığınacak yer. Vahdehu kelimesinde bir melce, bir halaskar bulur ki onu bütün o keşmekeşten, o perişaniyetten kurtarır. Yani vahdehu manen bir. Vahdehu manasını söylüyor. Yani. Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Ne kadar güzel, Allah Allah diyordun ha. Evet, evet. Onlara tezellül edip minnet çekme. Zillet et, dönme, baş eğme. Onlara temelluk edip boyun eğme. Temelluk, yaşarlık. Yaşarlık, boyun eğme. Evet. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Allah Allah. Onlardan korkup titreme. Çünkü sultanı kainat birdir. Ne güzel bir çünkü oturtturdu buraya. Anladın mı? Çünkü'yü böyle konuşurlar ya. Ne güzel bir çünkü oturtturdu. Çünkü niye? Çünkü sultanı kainat birdir. Ya çünkü yere yerini oturttu. Allah Allah. Böyle bir çünkü ben yeni gördüm yani. Sizi bilmem de çünkü Allah Allah. Niye onlar peşine gitti? Niye onlar yaşıyor? Çünkü ha. Çünkü bir de okunaydı Allah Allah. Ha. Çünkü saltanat-ı kainat, çünkü sultan-ı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Ha, bitti. Allah Allah. Ne güzel terifler bunlar yahu. Şimdi Allah'ı terifle merifetullah. Ne dedi orada? En evvel iman-ı billah ile dedi. Başta sonra merifetullah. Değil mi? Muhabbetullah. Sonra muhabbetullah. Şimdi biz bunları okuyup merifetullah'ı sonra Allah'ın muhabbetimizi atıyor yani inşallah. İnşallah. Her an Allah'ın muhabbetimizin atması. Ustadımız çok güzel şeyler veriyor. Bir de 11. Lemen'in bir yerinde diyor ki küreye er kadar bir kalbim olsa, yani bu yer kadar küreye er kadar bir kalbim olsa onu Allah'a muhabbetle doldurmak isterim. Allah Allah. Kainat kadar bir kalbim olsa onu Allah'a muhabbetle. Allah Allah. Hey ya, bak yani güzel ya. Allah kemali nesip eder. Allah nesip eder. Yani yani Allahümme inni eselke en tuhiyye kalbi bi merfetke. Allahümme inni eselke en tuhiyye kalbi bi merfetke. Allahümme ya Rabbi ya Erhem Erhem. İnni ben eselke, senden istiyorum. Ne istiyorum? En tuhiyye kalbi. Benim kalbimi hayattandırasan bi merfetke. Kalbim merfetten hayattandırasan. Allahümme ya hayyü kıyım. Ya Erkemen Erkemen. Allahümme inni eselke en tuhiyye kalbi bi muhabbetike. Benim kalbim muhabbetle hayatlandır. Demek ki yani muhabbet, kalpte muhabbet olmadı mı o kalp ölü. Kalpte merifet olmadı mı o kalp ölü. Öyleyse ölü kalbimi merifetine hayatlandır. Ondan sonra neydi? Allahümme inni eselke en tuhiyye kalbi bi muhabbetike. Sonra muhabbetle hayatlandır. Allahümme inni eselke kalbi en tuhiyye bi mehafetike. Senin korkundan kalbimi uyandır. Aman ne güzel bir şey ya Allah. Bir insanın kalbinde Allah korkusu oldu değil mi? Kalp Allah korkusu hayat, hayattan değil mi? Resul hikmet mehafetullah. Allah'tan korkan bir kalp karıncayı çiğneyemez. Allah'tan korkmayan bir kalp 6-7 yaşındaki kızım cani cani yere gömdü. Allah'tan korkmayan bir kalp kızın canı canı yere gömdü ya. Allah'tan korkan bir kalbin kemalini bize nesip edin inşallah. Allah'ın Allah'ın ya. Kesin Allah'tan
Korkan bizler bulsa hiç bilmem hortumlama olur mu? Hani daha diyorlar yani hortumlamayı dinliyorsunuz ya. Bu milletin malı nasıl talan ediyorlar? O bankaları nasıl yediler bunlar? Ama akıllı göz açıp saygılar kendileri falan. Ne enteresan bir şey. Allah Allah. Bir şey nedir mi? Bir müdür geldi bizim şeyimize, bu karayollarında müdür. Geldi de bu karayollarında yemlerini anlattı, benim aklımda kalmadı. Dedim ya, benim aklımda bunlar ya. Bu kadar yemelerini anlattı da Allah. Ya ey marif, okuttuğun insanların kalbine bir Allah korkuyu koyamadı yani. Tabi yetiştirdiği insanlara bir hedef tayin edemedi. Hele neyse diyelim, İslamiyet'i bildiremedi. Hiç olmazsa vatanperver bir insan yetiştireydi. Hiç olmazsa milletperver yani. Milletin seven bir şey, o da yok bakın. Milletin seven, Allah Allah. Ya bu nereye düştük ya, bu insan böyle heyret ediyor. Yine bir defa burada mı, başka yerde mi anlattım? Bu sempozyumda, ustadımızın sempozyumundaydı orada. Bir otelde oluyor. Neyse orada biraz rahatsız oldum, dedim buradan gidelim biz. Otelin çay yeri var, orada bir çay içim gittim, burada oturdum. Çay içerken baktım, üç tane adam geldi yanıma, oturdu. Dediler işte, hocam sizden bir şey soracağız. Buyur dedim. Bizim bu Avrupa Birliği'ne girmemiz dedi, nasıl olur dedi. Dedim ben de iyi olur falan. Hocam nasıl iyi olur, sen nasıl edeceksin bir hoca olarak? İyi olur, her şey mi olur dedi ya. Dedim ben de biliyorum, siz de iyisiniz değil mi? Ya dedi, ahlakımız gider, gençlerimiz işte şey olur, işte ahlakları bozulur, işte bilmem nasıl olur, böyle saydılar, Allah Allah. Ya baktım, dedim siz ahli. Neyse, dedim ben de size bir şey sorayım da, ben de inan, buyur. Dedim İngiltere'de, dedim İngiliz hükümetin içerisinde rişvet var mı? Sen nasıl bilen adam, dedi orada rişvet yoktur. Hırsızlık dedi de hırsızlık yoktur. Allah değil mi? He. Hırsızlık yoktur orada. Rüşvet de yoktur. Adam öldü mü? O da dedi. Ha dedim şimdi. Dedim peki şimdi bizim bu Türkiye'de rüşvet var mı? Var. Adam öldü mü? Her gün. Rüşvet her yerde. E dedim biz onların aklını bozacağız da. Onların bak sen bir şey diyor. Biz onların aklını bozacağız da. Neyse adam devlet adamlarıymış. Yani bir hocam bizi imtihan ediyor, hocam biz de senin gibi çözdü ama dedi, bu cevabı alacağımıza hiç imkan vermiş ya, bir hocadan bile bir cevap almıyordu. Bize dedim ya bu şey var, ulaştım. Ustadımız değil, bizim güzel şeylerimiz yetti onların çarşısında. Nedir, rağbet gördü, aldı onların kötü şeyleri geldi bizim çarşımızda. Değişlendik yani. Ne değil, ne buyuruyorsun bu Osmanlı ve Avrupa hakkında soruyoruz da o Şeyh Beyt, Mısır'ın şeyhi. Ne diyor Üstad? İnler Avrupa'ya da vel Mose. Yakın zamanda birbirini doğuracak diyor. Nasıl bir cevap ya? Yani Osmanlı Avrupa devletini doğuracak, Avrupa Osmanlı devletini doğuracak. Bak Üstad'ın bu sözüne bak, işte İngiliz misali bu yahu. Nasıl cevap vermiş? Şeyh Beyt Mısır'ın şey nedir? Şeyhülislam'dan ya da eserin şeyhi. Rektör. Eserin rektörü. İstanbul'a gelmiş. Üstad o zaman genç İstanbul'da. O da bazı ulamalara demiş ya şey, işte bu üstaddan üstad buna öyle bir şey dedi de bunu bir hep dedi yani bir, biz bunu durduramadık da o da bir matakul yine Avrupa'da ve Osmanlı'da. Osmanlı Avrupa'da ne desen ama birdenbire bu cevap verir. Diyor ki bu genciyle bunlar zor olmaz ki. Bu genci uzak tutak ya da o ihtiyar. Şimdi he, biz Avrupa devletini doğduk yani biz. Şimdi onlar Osmanlı'da olacak inşallah. Ha yani tebrik ederim. Evet. Çünkü Sultan-ı Kainat nedir? Her şeyin anahtarı onun yanında. Allah Allah. Her şey sana lazım. Sana her şey lazım yahu. Sen bir şeyle iştif etmiyorsun ki, bir meyveyle, bir etine, bir şeyle, her şey Allah. İnsan nasıl bir mehluk yahu? Her şeye mühtaç olan bir mehluk.
Allah Allah. Her şeye mühtaç olan bir mahluk. Her şeye mühtaç olan bir mahluk nasıl olacak? Her şeyin anahtarı yanında olan bir kapıya yanaşacağız. Başka servis yok ki yani. Hay Allah Allah. Şu ifadelere bakın yani. Sonra? Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ma selam.